Evet, bugünkü hastamız çok özel bir hasta aslında. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Nurhan Hanım ta Avustralyalardan, orada doğmuş bir hanımefendi. Oralardan bize kalkıp gelmiş. Biz ona birazdan 3 hekim, 3 ayrı branş hekimi ameliyatlarını gerçekleştireceğiz. İlk başta Dr. Oylum'un işlerini yapacak. Daha sonra genel cerrahi doktorumuz Hasan Bey ona mide botoksu uygulaması gerçekleştirecek. Ben de sonra bunu yapacağım. Böylelikle gayet güzel bir şekilde gelecek. Buna bize hikayesi aslında neden bize başvurdunuz? Avustralya'dan tavsiye üzerine tesadüf konuşurken tavsiye üzerine takip etmeye başladım. Araştırdım, inceledim. Biliyorum, böyle güvenç geldi. Başvurdum. Gökhan Bey'e tadatla geçtim. O şekilde şimdi korkundayım. Peki dişlerle ilgili ne yapmak istiyorsunuz? Dişler... Eksik dişiniz vardı. Evet. Onun kök olan dişimizde bir şey yapamadığımız için çekinmeye karar verdik. Evet. Yalnız uzakta oturduğu için hastamızın implant tedavisi 2 yaşama olduğu için tekrar gelme şansı olmadığından dolayı orayı köprüyle tamamlamaya evet. karar verdik. Böylelikle hani 3-4 gün içerisinde eksik diş olanı tamamlayacağız. Sadece eksik diş yapıyorsunuz. Evet. Doğru. Bir de üçüncü tanesi genel tayı bakın ağzı. Peki dişleri gibi duyuyorsun dişlerinde. Keşke zikon dersen bize böyle komple şöyle şey gibi Hollywood dişleri, Hollywood gülüşü olsaydı. Belki bir dahaki. Bir dahaki. Ne kadar böyle duymuşsunuz? Bizim dişlerimiz yaklaşık olarak 1,5 saat gibi. 1,5 saat süre bekliyorsunuz. Hem doğumdan yapacaksınız o eski dişi. Eski dişi alacağız. Önündeki arkasındaki dişleri düzenleyeceğiz. Köprücüğünü halledeceğiz. Şimdi sonrasında da hastamıza mide botoksu uygulayacak. Botoks için tabii endoskopi yapmak gerekiyor. Endoskopi cihazımız burada. Bunu yaparken de hatta birkaç tane görüntü alalım sizler için. En azından merak edenler için iyi olacak. Mide botoksu yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Benim işim de burun. Yani hem burnumuz değil zaten. Hem de nefes almaya ilgili sorunumuz var. Hem hafif kemerler, biraz kemerler, size güveniyorum. Söyle sana bir şey var mı? Şimdiden teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tamam. Ameliyattan sonra bu videoyu yine yapacağız. Bu gerçekten belgesel olsun istiyorum. Yani çok güzel bir belgesel kıvamında bir video olsun istiyorum. En azından ilgilenen insanlar için neler yapılabildiğini görmüş olursun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.